Merhaba arkadaşlar, kanalım Çalido'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle Zack Snyder's Justice League filminin ikinci bölümü olan The Age of Heroes'u inceleyeceğiz. Çok lafı uzatmayacağım, zaten bu seri dediğim gibi devam edecek. Direkt filmi incelemeye devam ediyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölüm Steppenwolf'un Çernobil vari bir yere gitmesiyle başlıyor. Orada terk edilmiş eski bir nükleer santrale giriyor. Çünkü Motherbox'ların tekrardan aktif olup eski gücüne kavuşabilmesi için bir çeşit toksik enerji ihtiyaçları var ve orada da o nükleer enerji onların işini görüyor. Motherbox'ı oraya yerleştirip hem Darkseid'e bir kale kurmaya başlıyor hem de kendine bir üs edinmiş oluyor. Buradan da Parademon'ları sağa sola yollayıp gidin bana diğer iki Motherbox'ı bulun. Kimin üzerinde kokusu varsa, sinmişse onu getirin, sorgulayalım moduna geçiyor. Akabinde İzlanda'dan dönmekte olan Bruce Wayne'i görüyoruz. Uçakta Alfred'le yaptığı bir konuşmaya şahit oluyoruz. Burada da ilk izin elinde patladığını, yani Arthur'un daveti kabul etmediği için diğer hedefi olan Barry Allen'ı, yani Flash'ın peşine düştüğünü görüyoruz ve orada işte bir eşleşme bulduğundan vesaireden bahsediyor Alfred ve BVS'teki görüntüleri görüyoruz. Tekrardan gördüğü güvenlik kamerası görüntülerini. Bu da yine 3 filmin tek bir filme dönüşmesini sağlayan küçük etmenlerden biri. Yani oradaki bir görüntünün tekrardan burada gözükmesi şeklinde. Yani aynı iz üzerinden devam ettiğini görüyoruz. Elinde çok fazla yeni bilginin olmadığını, sadece onun üzerinden devam ettiğinin farkına varıyoruz. Ve burada Alfred'in çıkışına şahit oluyoruz. Yani elinde, çünkü gözle tutulur, işte elle tutulur bir veri olmadan Bruce Wayne bir takım toplamaya çalışıyor ve görünmeyen bir tehdide karşı bunu yapmaya çalışıyor. Tabii ki Alfred bunun sebebini bir türlü anlayamıyor ama işte orada Bruce Wayne konuşması yok. Ben bizi ayırmak için bunca zaman çok çalıştım. Şimdi geri bir araya getirmek zorundayım. Çünkü gelecek büyük bir tehdit var. Barbarlar kapımızda. Ve ben bu takımı toplamak zorundayım. Superman'in mezarı üzerine bir yemin ettim. Ve o yeminimi tutacağım diye. Söylüyor ki o yemini de işte Batman ve Superman Dawn of Justice'ın sonunda söylediği mezarın başına dayanarak yaptığı konuşmadaki söz. O yüzden amacı bu tanrısal varlıkları bir araya getirip gelecek tehdide karşı bir takım oluşturmak. Alfred ortada bir barbar görmediğini söylediğinde ise belki de o barbarlar çoktan burada diyerek aslında bir nevi Motherbox'lara da gönderme yapmış oluyor. Bruce ile Alfred'in arasında geçen bu konuşmadan sonra kameralarımız Star laboratuvarlarına, Dr. Silas Stone'a dönüyor. Onu laboratuvardan ayrılırken görüyoruz ve saatin oradaki işte çalışan hademe 11.30, yani gecenin 11.30 olduğunu söylüyor ve erkencisiniz diyor. Buradan da anladığım şey, Dr. Stone ailesine çok fazla vakit ayırmayan, tüm hayatını işine çevirmiş bir adam. Filmin ilerisi zaten bunu bize gösterse de ilk emarelerini orada atmaya başlıyor ve akabinde de orada bir Parademon'un Motherbox'la ilgili kutuyu aradığını görüyoruz. Ve işte Hademi'yi kaçırıyor çünkü onların amacı zaten kutunun kokusunu sindiği kişileri bulmak ve onları kaçırmak. Film bizi Diana'ya götürüyor. Diana'yı Fransa'nın Paris kentteki Louvre Müzesi'nde görüyoruz. İşte bir heykel üzerinde temizlik tarzı bir çalışma yapıyor ve o sırada yanan kadim ateşle ilgili, kadim uyarı ateşiyle ilgili televizyonda görüntüler dönmeye başlıyor. Oradakiler bunu bir kundakçılık olarak değerlendirirken Diana bunun ne anlama geldiğini biliyor ve Queen Hippolyta'nın dediği böylece doğru çıkmış oluyor. Evet, insanlar o ateşin ne anlamına geldiğini bilmeyebilir ama Diana biliyor ve istilanın geleceğini fark ediyor. O sahnede hoşuma giden şeylerden biri de kadim uyarı ateşini Queen Hippolyta gönderirken bir sahneye Artemis'in okunu getirirken oradaki Amazonların çaldığı davulun ritmi Wonder Woman'ın esas tema müziği olarak geçiyor ve davul vuruşları vesaire tamamıyla uyuyor. İkincisi ise Kraliçe Hippolyta'nın giydiği, eğer büyük pelerinli, kapşonlu kıyafete dikkatli bakarsanız biraz böyle Golden Eagle Armor andırıyor gibi geldi bana. Yani ben öyle en azından gördüm. O da küçük bir dokunuş diye düşünüyorum. Hani ben hala Wonder Woman 1984 izlemedim. O yüzden oradaki Golden Eagle Armor nasıl hikayeye dahil edildi bilmediğim için hani buradaki bağlantısını kuramayacağım varsayar ama orada öyle küçük bir dokunuş yapmışlar. Bence hoş olmuş. Orada da gene işte Artemis'in okulu vesaireye fırlatışını yaptığı küçük duayı vesaireyi görebiliyoruz ki hoş bir sahneydi. Tekrar Star Laboratuvarlarına dönüyoruz. Burada dediğim gibi Parademon'lar insanları kaçırıyorlar. Özellikle değil aslında, yani direkt Motherbox'ların kokusunu sindiği insanları kaçırıyorlar. Doğal olarak Star Laboratuvarlarında da 8 kişiyi kaçırıyorlar. Elbette de polis, FBI vesaire oraya soruşturmaya geliyor. Bu soruşturma kapsamında insanları işte sorguya çekerken ilk defa orada Ryan Choi'yi, yani ileride Atom olacak, süper kahramanlardan Atom olacak kişiyi görüyoruz. Biraz esprili bir yaklaşımla sürekli olaylara yaklaştığını görüyoruz. Ve orada daha sonra Dr. Silas Stone geldiği zaman oradaki FBI ajanı, artık polis her neyse hatırlamıyorum,
nesne 6-19-82'yi soruyor. Yani 619-82 diye söylüyorlardı sanırsam. İşte orada iki şey var. Birincisi o nesne yanlış yere konmuştu, kayboldu falan muhabbete giriyorlar ama biliyoruz ki o nesne aslında Mother Box ve onu Dr. Silas Stone götürdü ve oğlunun ölmekte olan bedeninde kullandı. Onu cyborg olarak hayata geri getirdi. O yüzden o nesneyi gizli tutuyor. Birinci şey bu. Çünkü muhtemelen onu yasa dışı olarak kullandı. Yani yapmaması gereken bir şeyi yaptı. İkincisi ise nesnenin ismi 619-82. 6-19-82 diye bölebilirsiniz bunu. Biz önce gün, sonra ay, sonra yıl yazıyoruz ama Amerika'da önce ay, sonra gün, sonra yıl yazılıyor. 19 Haziran 1982'de Cyborg orijini, yani Cyborg'un çizgi romanların ilk yayınlandığı tarih olarak geçiyor. O da küçük bir gönderme olmuş ve hoş olmuş. Ve yine bu kaçırılma olayında kaçırılamayan kişilerin veyahut da kaçırılmamışların verdiği ifadeden yola çıkan görsel aslında bir paradigma ama tabi onu bir Batman'de de benzerliği var tabii ki, yarasavari bir figür olarak çiziliyor. Çünkü insanların tam olarak bir paradigma'nı tarif etmesinin yolu yok. Akabinde Doktor Stone'u eve gelmiş olarak görüyoruz ve Victor uyarıyor, bir şeyler Mother Box'ları arıyor, canavarlar diye uyarıyor. Ve orada Victor'ın canavarlar hakkında ne kadar çok şey biliyorsun diye babasına serzendiğini görüyoruz. Ve bu bir nevi benim gözümde Frankenstein göndermesi. Çünkü hani Victor isminden tutun da işte her şey oturuyor aslında birebir baktığınız zaman. Orada Victor ölmekte olan bir beden ve Dr. Silas Stone doğal olmayan yollarla oğlunu geri hayata getiriyor ve ortaya bir nevi bir ucube bir canavar çıkıyor diyebiliriz. Frankenstein'in canavarı diyebiliriz aslında bir nevi Cyborg için ama tabii çok daha ötesi, çok daha farklı bir hikaye. Sadece orada bir paralellik taşıdığını hissediyorum ben. Gerek isim gerek hayata geri döndürme vesaire olarak. Orada da o canavar benzetmesi bence buraya bir gönderme. Güzel de bir gönderme. Derken film tekrardan bizi Diana'ya götürüyor. Diana'yı bu sefer Amazon tapınağında görüyoruz. Güvenlikçileri atlatmış. İşte bir şekilde gizli bölmeye nasıl gideceğinin yolunu o biliyor. Çünkü o Artemis'in oku özellikle kapıyı açan bir kilit. Filmde belki de yegane beğenmediğim sahne oranın girişi diyebilirim. Şöyle ki Diana gizli geçide doğru aşağıya düştüğü zaman ayağında topuklu ayakkabılar var ve zemine indiğinde hani ya mantıken topuğun kırılmasını beklersiniz ama orada öyle bir şey koymamışlar. Ha dersiniz yani hani internette çok fazla eleştiri gördüm aptal saptal. O yüzden hani söylüyorum, gerçekten eleştirmek isteyen adam izleyince bunu görebilirdi aslında ama hani kulaktan dolma bilgiler eleştirirseniz tabii ki gerçekten eleştirebileceğiniz şeyleri kaçırabiliyorsunuz. Benim mesela film boyunca sadece gözüme batan ve beni sinir eden şey bu olmuştu. Hani oraya ya böyle botvari bir şeyle gitmeliydi ya da o topuklu ayakkabılar kırılmalıydı yani gerçekçi gözükmesi bakımından. Büyük bir şey mi bana sorarsanız hayır ama hani illa bir şey eleştirecek ya insanlar. Hani ben veriyorum size malzemeyi ya sonra bir Zack Snyder hayran olmak ben veriyorum. Buyurun buradan eleştirin diyorum size. İlla eleştirmek istiyorsanız. Neyse akabinde biz Diana'nın tapınağa girdiğini görüyoruz. Duvarda hiyeroglifler var, yazılar var işte eski Yunanca vesaire. Orada Diana ilk istilayı görüyor aslında işte. Ve Atlantislerin, insanların, Amazonların, eski tanrıların, hatta uzaydan gelen destekçilerin birleşip apokalips güçlerine karşı direndiğini görüyor ve orada Darkseid tehlikesini görüyor. Hani bu çok geyiği dönen bir şey ama Diana Doomsday'i gördü, sırıttı. Steppenwolf'u gördüğünde de sırıtacak. Ancak Darkseid'in resmini görmek bile suratını düşürdü düşünürsek. Buradan da Darkseid'in ne kadar büyük bir tehdit olduğunu anlayabiliriz diye düşünüyorum. Amazon'dan çıkıp Atlantis diye dönüyoruz. Şimdi Aquaman'i görüyoruz. Yine her zamanki gibi dünyayı dolanırken insanları kurtarmadan duramıyor. Fırtınaya yakalanmış bir balıkçı, artık tekneci her neyse bir adamı tekneden kurtardığını görüyoruz. Ve onu getirip işte bar tarzı bir yere atıyor. Muhtemelen Norveç'te bir yer. Orada viskisini alıp dışarıya çıkıyor. Güzel bir şarkı, kayıp bir kralla, kayıp bir krallık ve kral hakkında güzel bir şarkı ile birlikte denize doğru geri gittiğini görüyoruz ve gittiği yerde Kral Atlan'ın mezarı oluyor. Burada bir yine Aquaman filminin neden bu filmin devamı olmadığı ile ilgili fikir edinmeye başlıyorum ben kendi şahsıma. Çünkü orada Atlan'ın mezarı çok farklı olarak gösterildi. Trençlerin arasında vesaire bilmem ne şeklinde ama burada ise çok kolay ulaşılabilecek bir noktada duruyor. Tabi paslanmış etmiş, elindeki mızrağı falan kötü durumda. Bu benim ilk yakaladığım şeydi. Aquaman filminin neden tam olarak devamında oturmadığı ile ilgili. Neyse onu sonra diğer ikinci yakaladığıma da yeri geldiğinde söyleyeceğim. Ve daha sonra Vuko geliyor. Burada ilk defa balon içerisinde konuşma muhabbetini görüyoruz. İşte bu da Zack Snyder'in
kendi yarattığı bir şey. Atlantisler suyun altında doğrudan konuşamıyorlar. Yine bu da aslında bakarsanız Aquaman filminin neden bu filmin devamı olmadığı ile ilgili fikri de veriyor. Orada Vulko Aquaman'i bayağı bir azarlıyor yani Arthur'u. İşte geri dönmesi, tahtını geri alması konusunda azarlıyor. İşte bu artık dünyaya daha fazla ne su altı dünyasına ne su üstü dünyasına sırtını dönemeyeceğinden, şundan bundan her şeyden bahsediyor ama işte Arthur da özellikle hani yeryüzünde beni kral olarak tanıyan yok, çok da onunda değil modunda orada biraz cevap veriyor. Ama yine de Vulko hem annesinin mızrağını hem de bir armor işte zırhı atıp artık mirasına sahip çık moduna giriyor ve ona özellikle Mother Box'ın korunduğu kaleye gitmesini öneriyor. Çünkü orada bir şeyler dönüyor ve Ormond'u yeterince asker göndermediğini biliyor. Bu konuda uyarıyor. İlk başta her ne kadar Arthur çok kazımamış gibi dursa da daha sonra oraya gideceğini hepimiz biliyoruz. Onun zamanı geldiğinde konuşacağız. Oradan filmimiz tekrardan Rusya'ya Steppenwolf'un yanına dönüyor. Burada Steppenwolf ilk defa Dissat'la konuşurken görüyoruz. Benim dilime dolanan Dissat, Dissat, I call to tea söylemini söyleyip Dissat'la ilk konuşmasını yapıyor. Ve orada işte dünyaya geldiğini, Mother Box'ların onu çağırdığını vesaire bilmem neden bahsediyor. İşte burayı da Darkseid'in adını ele geçireceğini söylüyor. Ve orada işte aradaki konuşmalardan anladığımız Steppenwolf'un bir dönem tahta göz diktiğini, Darkseid'e ihanet etmeye çalıştığını ama edemediğini, başarısız olduğunu, Darkseid'in de ceza olarak kendisine 150 bin gezegeni hediye ettiği zaman Apokalips'e dönmesine izin vereceğini görüyoruz. Onu anlıyoruz konuşmalardan ve işte o noktada seyirci aslında Steppenwolf'la biraz empati kurmaya başlıyor. Çünkü sadece evine dönmek istiyor düşündüğünüz zaman. Yaptığı hatayı anlamış. Artık yorgun düşmüş. Bir şekilde işini bitirip geri dönmek isteyen bir savaşçı ama daha 50 bin gezegen daha borçlu. O yüzden orada bir sıkıntısı var. Ve 2017'deki fragmanlarda geçen ünlü söz No Protectors Here, No Lanterns, No Kryptonian. Yani burada koruyucular yok. Lantern yok. Veyahut da bir Kryptonlu yok. Bu gezegen düşecek. Aynı diğerleri gibi dediği bölümü görüyoruz. Ve birlik olmadığımız için bu gezegeni çok rahat dağıtabileceğini düşünüyor. Bu noktada Steppenwolf. Film daha sonra bizi Wayne Hangar'a götürüyor. Burada 2017 ile ilgili bir şey yapacağım. Hani Joss Whedon nasıl bir aptal ki orayı bize Batcave olarak göstermeye çalıştı. Hala anlamış değilim. Yani tepeden gün ışığı giriyor resmen böyle hayvan gibi. Hani orayı Batcave diye yutturmaya çalıştı ama kimse yememişti. Burada biz doğal olarak Wayne Hangar olduğunu görüyoruz. Film bizi aynen o Wayne Hangar'a götürüyor. Wayne Hangar'da Bruce Wayne'in Flying Fox isimli işte büyük askeri taşıma aracını uçurmaya çalıştığını, bir sürü mühendisin onu uçuramadığını, yazılımsal, donanımsal bir hata olduğunu ve onu çözmeye çalıştığını görüyoruz. Dayan oraya geldiğinde ise işte bunu anlatıyor Dayan'a ve burada aslında en önemli şey şu. Henüz daha ekibe bir kişiyi bile katamamışken, hani Dayan'a ile ikisi bile varken Bruce Wayne durumu o kadar inançlı ki, o kadar artık kabullenmiş ki o takım toplayabileceğini, çok sayıda kişiyi taşıyabileceği bir cihazı aktif etmeye çalışıyor. Yani o tarz bir transporter'ı işlevsel hale getirmeye çalışıyor. Biz burada her sahnede Bruce Wayne'in ne kadar inançlı bir şekilde hareket ettiğini görmeye başlıyoruz. Daha sonra aralık konuşma Diana'nın Bruce'a ilk istilayı anlatmasıyla devam ediyor. Biz burada Diana anlatırken bir yandan da görsel olarak ilk istilayı görüyoruz. Uzaydan gelen işgalci Apokalips kuvvetleri dünyaya yanaşıyor ve bu sırada Atlantisler, Amazonlar, insanlar ve eski tanrılar bir araya gelmeye başlıyorlar yavaş yavaş ki orada hatta tarihin, yani bizim dünya tarihimizin ilk Trinity'sini görüyoruz bir nevi. Zeus, Ares ve Artemis üçü bir araya gelip bugünün Superman, Batman ve Wonder Woman gibi bir duruş sergiliyorlar. Daha sonra Darkseid gözüküyor, işte gemiden atlıyor ve aşağıda durduğu ilk o sahnede gemi tam arkasında böyle iki kanat gibi duruyor ve o bana Batman ve Superman'deki şeytanlar üzerimizdeki gökyüzünden gelirler sözünü anımsatıyor. Orada bir nevi şeytani kanatlarıyla birlikte Darkseid'in duruşunu görüyoruz. Darkseid elindeki silahını kaldırıp yere vurduğu zaman yeryüzüne kazınmış halde olan anti-yaşam denklemini görüyoruz. Darkseid anti-yaşam denklemini buluyor ancak onu ele geçirebilecek kadar dünyada kalamıyor. Çünkü orada amaç 3 Mother Box'ı bir araya getirip birleşmeyi yapıp dünyayı bir şekilde apokalipse çevirmek ve oradaki anti-yaşam denklemini de almakken o Mother Box'lar birleşmeden önce, onlar birleşmeyi oluşturmadan önce dünya güçleri,
Yani Zeke'in deyimiyle Defenders of Earth, dünyanın savunucuları kendi aralarında birleşme sağlıyorlar. Atlantisliler, Amazonlar, insanlar, eski tanrılar, hatta uzaydan gelen bir Green Lantern, Yalangur hep birlikte bir birlik oluşturup tek başına tek bir hareket halinde, tek bir vücut halinde Darkseid ve güçlerine karşı savaşıyorlar. Ve Darkseid'i yeniyorlar. Hani burada ve Darkseid ve güçlerini yeniyorlar. Yani aslında iki birleşme var uçuşa. Hangisi daha önce birleşir o kazanıyor. Bir nevi öyle düşünebiliriz. Ve hiçbir gezegenin yapmadığını yapıp dünya bunu başarıyor. Oradaki en güzel sahnelerden biri bir Darkseid'in Lantern'ı öldürdüğü sahne. Hani yüzüğü böyle bir an alacak gibi oluyor. Çünkü çok kısa bir an böyle onu tease ediyorlar. Yüzük niye ona doğru gidiyor? Hani iradesi çok kuvvetli diye bir bakmaya mı gidiyor? Acaba bu yüzüğü almaya değer mi değmez mi gibisinden bilmiyorum. Ama bir anlık Darkseid yanaşıyor, sonra uzaklaşıyor ondan. Ki zaten onun dikkatini dağıtıyor. O arada işte Zeus'un yıldırımı, Artemis'in oku derken en son Ares kaldırıp baltayı omzuna indiriyor ve Darkseid'i yere seriyorlar. Darkseid daha sonra gemi apar topar bindiriliyor ve tüm apokalips güçleri dünyadan çekiliyor. Bu noktada internette birkaç bir şey okudum. Onlara cevap vermek istiyorum. Hani neden Darkseid'in daha sonra bu gezegeni bulamadığına dair kafalısında insanların soru işaretleri var. Hani yenildiği tek gezegen dünya bir nevi. Hani neden burayı bilmiyor, Motherbox'ları burada unuttu gitti vesaire şeklinde. Birincisi, Darkseid gemiye götürüldüğünde tamamıyla kendinden geçiyor ve ölümcül bir yara almış oluyor. Muhtemelen bunlar daha sonraki günlerde daha detaylı incelenecek ama ben Zeki yorumlarından çıkardığım birkaç şeye de katarak yorumluyorum sadece şu an. Ki filmi izlediğimde öyle düşünmüştüm. Oturuyor birbirine. Darkseid kendine geldiğinde muhtemelen aradan çok uzun bir süre geçmiş olacak ve bunu şöyle düşünün. Darkseid multiverse'un yani çoklu evrenin dışında yaşıyor. Şimdi buraya bir fotoğraf koyacağım. Burada bizim Samanyolu galaksimizi görüyorsunuz. Bu Samanyolu galaksinin içinde sadece şu fotoğrafa bakarak bana dünyanın nerede olduğunu söyleyebilir misiniz? Söyleyemezsiniz. Darkseid de söyleyemez. İşte böyle bir sıkıntı var. Yani o kadar ki düşünün, bir de bunun çoklu evrenleri var. Sadece Samanyolu gibi kaç tane hani multiverse'ün içerisinde aynı şekilde Samanyolu'ndan var. Hangisinin olduğunu bilmesi imkansız. Zaten bir nevi Steppenwolf'a verdiği ceza da aslında 150 bin gezegen içine denk gelme ihtimalinin olduğunu da düşünerek belki vermiştir. Ki orada bir söz vardı. Yine bu da bana başka bir şey düşündürüyor. Apokalips'in işgalci güçlerinden biri olarak tanıtılıyor Darkseid. Yani demek ki Apokalips'in buna benzer daha fazla işgalci birliği var. Belki de o dönem Darkseid henüz daha tahtın başında değildi. Ki Uxas olduğu dönemler düşündüğünüz zaman. Tam olarak okunuşu bilmiyorum ama. Uxas olduğu dönem o zaman. Henüz tahtta değil. Ve belki de birinin emriyle dünyayı işgale geldi. Oradan baygın gitti. Daha sonra bir cezalandırma. Belki onda bir sürgün dönemi oldu. Tam olarak bunları bilmiyoruz. Onlar New Gods filmiyle incelenmesi gereken konular ama Ava DuVernay'ı tutup da bilmiyorum Snyderverse'in içinde mi çekecek film yoksa ayrı mı çekecek bir fikrim yok. Onu zamanla göreceğiz. Yani bu konuda öyle bir şey var. Darkseid'in neden bu gezegeni hatırlayamadığıyla ilgili bunu söyleyebilirim. Ve Darkseid'i yendikten sonra apokalips güçleri dünyadan kaçtıktan sonra 3 Motherbox dünyada kalıyor ve bunu insanlar, Amazonlar ve Atlantisler kendi aralarında bölüşmeye karar veriyorlar. Her biri bir kutuya alıp saklayacak şekilde. Orada bir her kültürün kendi işte sahip olduğu özelliklerle kutuları kapladığını görüyoruz. İnsanların işte bir demir dökme tezgahında çevresine demir döküp kapladığını görüyoruz ki orada arkadaki demirci Darkseid'i seslendiren kişi Ray Porter. Yakalayamam olduysa diye söyleyeyim. İşte Atlantisliler böyle ahtapotvari bir şeye muhtemelen çevresini kaplatıyorlar. Amazonlar daha farklı bir ışık vesaire bilmem ne teknolojisi kullanıyorlar. Herkes kendine göre bir şekilde kaplıyor ve Motherbox'ı kendince güvenli bulduğu bir yere koyuyor. İnsanlar da toprağa gömüyorlar. Orada insanlarla ilgili kısa bir şey var dikkatimi çeken. Muhtemel olabilir diye düşünüyorum. İnsanların Motherbox'ının üzerinde ortada küçük bir daire, çevresinde 12 tane nokta görüyoruz. Bu bana biraz Klaratu ve şövalyelerini andırıyor. Hani ortada yuvarlak masa, çevresinde şövalyeler. Olabilir. Hani belki de o dönemki Kral Arthur'du. Ve hani DC evreninde aslında Kral Arthur'un geçtiğini, oradaki işte şövalyelerden birinin daha sonra Etrigan'a dönüştüğünü vesaireye düşünürsek, hani tarih sahnesinde bir Kral Arthur göndermesinin olması çok da abes durmuyor bana sorarsanız. Olabilir de olmayabilir de. Ben sadece öyle bir şey gördüm. Kendimce yorumluyorum. Bir fikrim yok. Ve Diana bu tarih sahnesini anlattıktan sonra tekrardan biz Flying Fox'un içine dönüyoruz. Orada Bruce'la Diana diğer işte İşgal zaten geldi, gelecekti vesaire konuşmasını yaptıktan sonra diğerleri nerede muhabbetini yaptıktan sonra da işte Diana kahramanlar çağı asla bir daha gelmeyecek demişlerdi diyor.
ve Bruce Wayne de gelecek gelmek zorunda diye cevap veriyor ve biz burada hala Bruce Wayne'in ne kadar inanç üzerinden hareket ettiğini görüyoruz. Film aslında bir nevi tabii ki birçok noktaya değiniyor ama BVS'de inancını tamamıyla kaybetmiş, her şeyi sırtını dönmüş. Batman karakterinin bu filmde tamamıyla inanç konusuna geri sarılmış ve dünyanın kaderini buna bağlayıp oradan kurtarmaya çalışan bir Batman olduğunu görüyoruz. İkinci partta Batman'in bu sözüyle bitiyor. Benim ikinci partla ilgili söyleyeceğim, The Age of Heroes ile ilgili söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Eğer benim kaçırdığımı, atladığımı düşündüğünüz bir şey varsa lütfen aşağıda yorumlarda belirtin. Onun dışında videoyu beğenin, çana basın, bildirimleri açın. Kanalı sağda solda paylaşın. Bu videoyu sağda solda paylaşın. Gelecek videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.